eserlerin hepsi öyledir. Bir kitap aldınız. Bir filozofun kitabı. Aslında o gölgeden bahsediyor. Tüm ikisi gölge. Gölgede gerçek arasında çatışmadı. Ya da imki ve gerçek arasında çatışmadı. Derinleşiyor. Fakat bunu bir ya da iki defa alıyor bu sözcüğü. Başka şeyler söylüyor sürekli. Başka sözcükler kullanıyor. Neden? Gölge ve gerçeğin aradığı yer başka şeyler. Başka şeylerin arası. Zaten gölge ve gerçeği görsel yerde o zaman başka bir şey aradır. Aradığınız şey giyin. Dile getiremezsiniz. Çünkü derdiniz o zaten. Onun için bir filozof asıl ilgi odağı olduğu şeyi bir ya da iki kez anabilir. İşte onu keşfet oluyor. Gerçek okuma, örneğin Baudrillard'ın Zimrod Vermes'in Adalbert von Schabissou ve Andersen Gölge Masalı'nı sadece bir kez anabilir. Ama tüm derdi o. Dikkatli okursanız görürsünüz. Ama siz ne diyorsunuz? Filozofun en çok inkar ettiği şeye bakıyorsunuz. Çünkü eğitimin öğretimi böyle olduğunu size enjekte edilmiş. Onun için ama çiğniş tarafı öğretmenler sabırsız kızıyorlar öfkeleniyor. Yani o set tamam doğru eğitimin %93'ü tekrarlanıyor. Ama eğitimde hoca bildiğini düşündüğü şeyi anlattı. Asıl onun İlkiler her şeyi paylaşmak bunu gerektir. Onun için tekrar görürsünüz ve can sıkıcı bulursunuz. Okurken de buna dikkat edin. Sanırım henüz hiçbir kitap okumuş sayılmazsınız. İlk okuyuşunuzu henüz yapmadınız. Bundan eminim. Neden? Çünkü size yazarın konuşanın tekrar ettiği sözcükleri yeniden duymak istedim. Oysa o sürekli tekrar edilen şeyler